Merhabalar, Şef Melahat'in yemeklerine hoş geldiniz. Bugün sizler için harika bir simit tarifim var. Kahvaltılarınızda, beş çaylarınızda çocuklarınızın beslenmelerine bırakabileceğiniz dışı çıtır, içi yumuşacık bir simit tarifim var. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet olsun diyorum ve tarifimi yapmaya başlıyorum. Tarifimiz için öncelikle hamur yoğurma kabımın içerisine 4,5 su bardağı unu eleyerek ilave ediyorum ve şöyle orta kısmında minik bir havuz açıyorum. Bu havuzumuzun içerisine öncelikle toz şekerimi ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı toz şekeri ekliyorum. Ve 1 tatlı kaşığı tuz ekledim. Tepeleme şöyle dolu dolu olacak. Tuzumu ekledikten sonra 1 paket kuru mayayı ilave ediyorum. Eğer dilerseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya kullandığınız zaman yarım paket kullanmanız yeterli gelecektir. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Bardağım küçük olduğu için çay bardağı değil, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ettim. Ve bardağımın içerisine tekrar su doldurdum. İçerisinde yağ kalmaması için suyumuz ılık. Suyu aldığı kadar ilave edeceğim. Bütün bu malzemeyi şöyle elimle ortada iyice karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin erimesini sağlıyorum. Daha sonra kenarlarından şöyle azar azar un alarak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuzun ne çok sert ne çok yumuşak olması gerekiyor. Kulak memesi kıvamında bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuzu bu şekilde yoğurarak iyice yoğuralım. Elinizi ve yoğurma kabınızı bırakıncaya kadar yoğurmaya devam edelim. Kenarlarından azar azar su vererek hamurumuzun kıvamını ayarlıyoruz. Yaklaşık bir 4 dakika kadar hamurunuzu yoğurmanız yeterli geliyor. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Evet, hamurumu iyice yoğurdum. Gördüğünüz gibi hem elimi bıraktı, elimde un hamur kalmadı, hem de yoğurma kabım iyice temizlendi. Bu şekilde olduğu zaman hamurunuzun kıvamı, yoğurma süresi yeterli olmuş demektir. Şöyle yumuşaklığını da sizlerle paylaşıyorum. Kulak memesi yumuşaklığında mükemmel bir hamur elde ettim. Şöyle elimde beze haline getirip tekrar yoğurma kabımın içerisine alıyorum ve üzerini bir buzdolabı poşetiyle kapatıp üzerine örtüp yaklaşık bir 40 dakika mayalanmaya bıraktım. Mayalanma süresi ortamın sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Benim hamurum 40 dakika sonunda bu şekilde mayalanmıştı. Gerçekten çok güzel puf puf kabarmış, yumuşacık bir hamurum oldu. Şöyle sağına soluna birazcık un serpiştiriyorum ve içerisindeki fazla havasını alıp şu şekilde büyük bir beze haline getiriyorum. Hamur kesme aparatımla şöyle 8 eşit bezeye ayırıyorum. Şöyle bütün bezelerimi yuvarlayıp bir kenara bırakıyorum. Toplamda 8 tane simit elde ediyoruz bu ölçülerden. Yalnız simidin bir tanesinin hamurunu küçük küçük bezelere ayırıp orta kısmında kullanacağım. Onun için şu şekilde minik minik bezelere ayırıyorum. Yani 7 tane simit elde edeceğiz bu ölçülerden. Tabi simitlerim benim birazcık büyük oldu. Daha küçük de ayarlarsanız daha fazla simit elde etmiş olursunuz. Küçük bezelerimi de hemen şöyle elimde yuvarladım, hazırladım. Evet, bezelerim hazır. Hem büyük bezelerim hem küçük bezelerim. Büyük bezemden bir parça aldım. Şöyle elimle yuvarlayarak rulo haline getiriyorum. Pekmezim hazır. Susamlarım hazır. Bu şekilde yuvarlayarak simidimin formunu vermeye başlıyorum. Şöyle yaklaşık bir 80 santim uzunluğunda açtım hamurumu. Ve 1 çay bardağı pekmeze 1 çay bardağı su ilave ettim. İyice karıştırdım. Rulo halinde açtım. Hamurumu pekmezli suyumun içerisine aldım. Oradan alıp susamların içerisine iyice buladım. Her tarafına bolca susamın yapışması için şu şekilde buladım ve tekrar tezgahımın üzerine aldım. Tekrar bir tanesini daha sizlerle paylaşıyorum. İyice pekmezli suya batırdım ve susamlara iyice buluyorum. Fazla susamını sallayıp döktükten sonra tezgahımın üzerine aldım. Şöyle simitin boyutunu ayarlıyorum. Daha sonra diğer kalan parçasını şöyle iç taraftan başlayarak diğer hamura sarmaya başlıyorum. Ve en son iki ucunu iyice birbirine yapıştırıyorum. Gördüğünüz gibi simidime şeklini verdim. Eğer dilerseniz bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir de diğer bir şeklini de sizlerle paylaşıyorum. Yine tekrar hamurumu iyice açtım ve şöyle tam ortadan ikiye tutup diğer parçayı sallayıp şöyle üzerine sarıyorum. Şu şekilde sardıktan sonra iki ucunu şöyle tam ortadan geçirip iyice o kısmını birbirine yapıştırıyorum. İki şeklinde gösterdim. Hangisi daha kolayınıza geliyorsa o şekilde hazırlayabilirsiniz. Ve yine pekmezli suyuma batırıp tekrar susamlara bulayıp yağlı kağıt serdim. Fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Ben bütün simitlerimi bu şekilde hazırlayıp fırın tepsime diziyorum. Şimdi arasına koyacağım güllerimi hazırlamaya geçiyorum. O hazırladığım küçük bezelerimi şöyle elimle hafifçe bastırarak şekil verdim ve daha sonra merdane yardımıyla açıyorum. Simitlerinizde hem görseli güzel olur hem daha şık olur. Sevdiklerinize özen verdiğinizi göstermek için bu şekilde küçücük bir dokunuşla simidinize değişik bir hava katabilirsiniz. Şöyle bezemden bir tanesini açtım. Tam yuvarlak olmayacak, şöyle hafif oval olacak şekilde açtım. Diğer bezemin yarısına kadar gelecek şekilde üzerine yerleştirdim. Yine bir tane daha açıp şöyle üzerine yerleştirdim. Toplamda bu şekilde 4 tane bezeyi üst üste koydum. Şöyle kenarından tutup kıvırarak sarmaya başlıyorum. 4 beze birazcık fazla geldi gibi gözüme. Ben diğerlerimi 3'er bezeden hazırladım. Bunu artık sardığım için bu şekilde spatulamla kesip şöyle gül şekli verdim ve hazırladığım simitlerimin tam ortasına yerleştiriyorum. Görüntüsü güzel, lezzeti mükemmel, dışı çıtır, içi yumuşacık simitler hazırlıyoruz bugün. Bütün simitlerimi aynı şekilde güllerimi hazırladım. Tam ortasına yerleştirdim ve bir yumurta sarısını sadece güllerin üzerine sürüyorum. Kenarlarına değil, yani susamlı kısmına değil, sadece hazırladığımız güllerin üzerine yumurta sarılarını sürüyorum. 15 dakika kadar dinlendirip tepsi mayasının gelmesini bekliyorum. Ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarıncaya kadar pişiriyorum. Şöyle şekilde gördüğünüz gibi ortasında gülleri nar gibi kızarmış, kenarında susamları pişmiş, mis gibi çıtır çıtır simitlerimiz hazır. Deneyenlere kolay gelsin, afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Beni diğer sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Facebook, Instagram ve TikTok'ta da tariflerime ulaşabilirsiniz. Şöyle bir servisin üzerine alıyorum simitlerimi. Yanında bir bardak çay ve peynirle beraber mükemmel oldu. Bir tanesini kesip sizlerle iç dokusunu da paylaşmak istiyorum. Nasıl tel tel ayrılan yumuşacık simitlerimiz oldu. Bütün evi mis gibi simit kokusu sardı. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.